Remzi. Remzi. Remzi hadi baksana ya. Aa, Necati, kapıya gelsene. Niye buradan sesleniyorsun? Ne bu halin senin böyle? Remzi ya, canım çok sıkılıyor. Dışarı gelsene biraz gezelim. Necati, sabah sabah nereden geliyor aklına gezme falan? Hem de bu kıyafetlerle. Millet gülecek valla. Tamam, dışarı gelsene anlatayım niye böyle giyindiğimi. Ama çabuk ol lütfen. Biliyorsun ben beklemeyi hiç sevmem. Necati ya, daha ben kahvaltı etmedim. Sofra hazır. Gel beraber yiyelim, öyle çıkarız. Yok Remzi. Şimdi Kadriye'nin nazarları eminim bana çok ağır gelecektir. Dışarı gel hadi. Şu köşedeki poğaçacıda çok güzel kahvaltı ederiz. Söz ben ısmarlayacağım. Tamam Necati, tamam geliyorum. Bekle, bekle. Ben biliyorum onun sabah sabah niye bu halde olduğunu. Nereden biliyorsun Kadriye? Gece rüyanda mı gördün? Yo, annesiyle konuştum. Dün gece buraya geldi. O da kendini sokaklara atmış bak. E ne olmuş annesi geldiyse? E temizlik yaptıracak ona. Necati'nin de annesi çok titiz biliyorsun. Necati de çok pasaklı. Oo, onun için evden kaçmış sana gelmiş işte. İyi olmuş iyi. Annesi biraz toparlasın onu. Çıkıyor musun şimdi? Evet Kadriye, müsaade edersen çıkacağım. Hadi hoşça kal. Daha artık birkaç gün Necati'nin yüzünü göremeyiz. Şakir, Canan, sofra hazır hadi gelin. Peyami dede, nerede kaldınız ayol? Heh, geldin mi Remzi? Söyle bakalım Necati, niye böyle giyindin? Sorma Remzi ya. Dün gece annem baskın yaptı. E'si dün geceden beri temizlik yapıyorum. Ellerim parçalandı valla. Ama bitmedi. Hala yaptırıyor. Ben de sabah kalktım. O uyanmadan alelacele ne bulduysam onu giydim. Durumlar çok vahim yani. Ev pırıl pırıl oldu. Ne güzel işte Necati. Niye böyle şikayet ederek söylüyorsun? Ama Remzi ya, koyduğumu bir yerde bulamıyorum ki. Hepsini tertipli düzenli dolaplara kaldırdık. E bu da çok güzel Necati. Tertip düzen her zaman iyidir. Hem biliyorsun mikroplar, virüsler, hijyen önemli. Yok çorap çekmecesi yaptık, çamaşır çekmecesi yaptık. Yani bütün kıyafetler farklı yerlerde. Ben ne güzel hepsini yerlere atıyordum. Sonra da toplayıp giyiyordum. Ay Necati, ürperti geldi valla. Ne kadar pis pis konuşuyorsun. Bakayım bu üstündekiler temiz mi bari? Temiz temiz hiç merak etme. Annem bütün çamaşırları yıkadı. Zaten bir kuruyan buydu. Onun için bunu giydim. Hadi Remzi ne olur gidelim buralardan. Tövbe tövbe. Nereye gideceğiz Necati? Önce poğaçacıya gidelim. Karnım çok aç çünkü. Ondan sonra da... Telefonu çalıyor Necati. Hay Allah ya. Kesin annem arıyordur şimdi. Necati, nerelerdesin sen bakayım? Sabah kalktım yatağında yoksun. Şey anne. Remzi, neredeyim ben şimdi? E Necati görmüyor musun? Benimle birlikte kapının önündesin işte. Evet anne, Remzi ile birlikte Remzilerin kapısının önündeyim. Ne arıyorsun orada? Çabuk buraya gel. Benim seninle daha bir sürü işlerim var. Dün akşam söylemiştim. Hatırlamıyor musun? İnsanın annesi uzaklardan gelmiş. Hiç öyle bırakır gider mi? 5 dakikaya buradasın. Gelirken de poğaça al. Bir de zeytinli açma. Kapatıyorum. Hadi çabuk ol. Ya anne ya, biz Remzi ile kapattı bile. Görüyor musun işte bak, yine beni eve çağırıyor. Üf ya, hiç canım gitmek istemiyor. Olmaz Necati. Hadi çabuk evli evine köylü köyüne. Sonra buluşuruz tekrar. Ama Remzi ya, sen de gel benimle. Ben ne yapacağım Necati orada? Bilmem, annem ne derse onu yaparsın işte. Üf Necati tamam hadi yürü yürü. Bakalım neler gelecek başımıza. Gelirken de poğaça istedi. Önce ona uğrayalım o zaman. Çayı da demledim. Bak haylaza hala gelmedi. Bu çocuk kime çekti böyle hiç anlamadım ki. Merhaba anne, biz geldik. Nerede kaldın Necati? Çayı demledim soğuyor valla. Hoş geldin Remzi oğlum. Nasılsın iyi misin?
Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Çağırdınız, vallahi koşa koşa geldik. Hadi bakalım, kahvaltınızı yedin, dip köşe temizlik yapacağız. Biz mi? Evet. Anne ya, daha dün yaptık ya. Her yer tertemiz zaten. O sadece kabasıydı. Daha inci temizliği var bunun. Görmüyor musun etraf ne kadar pislenmiş, ne kadar mikroplanmış? Peki anne, tamam. Ama ilk önce yemek yiyelim lütfen. Sofra hazır zaten. Hemen arkanda. Hadi artık. Yemeğinizi bitirdiyseniz çabuk yanıma gelin. Bir dakika, ben temizlik malzemelerini getireyim. Necati, sen yerleri siliyorsun. Remzi, sen de camları siliyorsun. Ben de içerileri temizleyeceğim. Çabuk olun. Oyalanmayın. Remzi ya, gördün mü? Üf! Gene yakalandık işte bu fırtınaya. Ne yapacağız şimdi? Başka çaremiz yok Necati. Mecbur temizlik yapacağız. Remzi! Ne oluyor böyle Remzi? Her yerler kayıyor sanki. Anne! O ne ya Remzi? Arkanı bir dönüp baksana. Ne oldu Necati? Korkutma beni. Merhaba beyler. Nasılsınız? Ay Necati, bu ne? Benden de merhaba. Ne oluyor Necati? Rüyada falan mıyız yoksa? Önüm arkam sağım solum hepsi Necati oldu. Biz de varız. Bizi de unutmayın. Ne oluyor böyle Necati? Akşam bir kete falan mı uğradın yoksa? Yanlışlıkla bir formül mü içtin? Ne yaptın? Niye bütün ev Necatilerle doldu? Olacağı buydu işte evladım. Niye anne ya? Nereden biliyorsun olacağını? Ne oldu peki? Bize de anlatsana. Evi kirletmişsiniz. Tüm mikroplar birleşmiş. Hepsi birer Necati olmuş. Olay bu kadar basit işte. Ne diyorsun anne ya? Ama sen geldikten sonra oldu hepsi. Anne, yoksa sen yanlışlıkla Miket'in yanına mı gittin? Anne ya, ben rüyada mıyım? Ne oluyor böyle? Bence bir an önce temizliğe başlayın. Yoksa bu Necatiler tüm dünyayı kaplayacak. Iyy Necati, ben çok fena oluyorum. Bütün sellerden korktum. İmdat! Necati, ne duruyorsun hala? Anne, ben de çok korkuyorum. Temizliğe başla oğlum, temizliğe. Hijyen olmadan bunlardan kurtulamazsın. Hayır. Necati, ben sana ne dedim? Biraz da erken gelseydin ya. Şimdi Kadriye'ye yakalanacağız ha. Ne yapayım Remzi? Anca yemeğimi bitirdim ve geldim işte. O kadar yemek yersen tabii geç kalırsın. Az yesen olmuyor muydu? Ben burada saatlerdir tek başıma oturuyorum. Tamam Remzi, geldim işte. Ne kızıyorsun ya? Hadi başlayalım. Al işte bak, kapı çaldı, gördün mü? Kadriye'ye yakalandık. Şimdi nasıl oyun oynayacağız düşün bakalım. Niye toplandınız gene Remzi buralara? Gene mi oyun oynayacaksınız yoksa? Ben size kaç defa dedim. Salonun ortasında oyun oynamayın. İstemiyorum. Ama Kadriye ya. Vallahi benim yüzümden oldu. Çok yemek yedim de geç kaldım. Remzi de az önce bana kızdı zaten. Az bile yapmış Necati. Hadi bakayım kış kış. Başka yere gidin. İstemiyorum ben burada. Kadriye ya, nereye gideceğiz? Şakir ders çalışıyor. Canan da ders çalışıyor. Peyam dedenin odasında mı oyun oynayalım? O zaten bizi istemez ki. Üstüne basın, ayağını kaldır Remzi. Ben de istemiyorum işte. O kadar dedim. Hadi güle güle. Ben şimdi çamaşır asmaya gidiyorum. Geldiğimde sizi burada görürsem oklavayla kovalarım vallahi ha. Üf ya Remzi. Ne yapacağız şimdi? Oyun partimizi iptal ediyoruz Necati. Daha fazla Kadriye'nin üstüne gelemem. Şimdi gün ortasında durup dururken niye oklavayı yiyelim ki? Peki nereye gideceğiz? Dışarı çıkalım. Öyle aylak aylak dolanalım. Ne yapalım artık? Ama Remzi ya, burada da kar yağıyor. Çok soğuk. Nerede dolanacağız şimdi? Necati, unutuyorsun galiba. Sen dev bir filsin. Bir sürü yağların var. Üşüyecek halin yok ya. Yok Remzi, şu anda üşüyorum. Gerçekten bak. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyor gibi duruyoruz o yüzden şu? Nereye gideceğimize karar veriyoruz işte. Benim evime gelin diyeceğim ama kulübem bile yok. Nereye gidiyorsanız ben de sizinle birlikte geleceğim. İyi madem. Necati de çok üşüyormuş.
Milket'in laboratuvarına gidelim. Remzi, orada gofret var mıdır? Uyuz Tancu, senin karnın acıktı galiba. Milket'in laboratuvarında gofret ne arasın? Allah Allah. Neden olmasın ya? Ara sıra bana çıkartıp veriyor. Beni bekleyin. Evet, bu tahtayı almakla çok iyi yaptım. Şimdi şu formül şuradan, bu formül buradan. X, A, Y, Z. Gene olmadı ya. Z yerine karekod mu kullansaydım acaba? Fizikçi bir arkadaşım vardı. Ona mı sorsam acaba? Aa, Remziler geliyor. Merhaba Mirket, nasılsın, iyi misin? Kusura bakma, seni de rahatsız ettik Mirket. Formül mü çalışıyordun? Aynen öyle Remzi. Tam 3 gündür bu formül üzerinde çalışıyorum. Ama takıldığım bir yer var. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Ben hemen sana yardımcı olayım. Şunun yerine şu, bunun yerine bu. Alttaki üste, üstteki alta. Nasıl yani Necati? Sen nereden biliyorsun? Hiç, sadece tahminde bulundum. Bakayım. İnanmıyorum sana Necati. Gerçekten de bildin. Aman, Çinlilerin bir sözü var ya. Acı bir şansı işte. Ama Remzi, bu gerçekten çok büyük bir formüldü. Aferin sana Necati ya. Nasıl hepsini başardın? Hiçbir şey anlamadım. Senin ilkokuldayken fiziğin nasıldı? Çok iyiydi Mirket. Hatta 98 alınca üzülürdüm. O kadar yani. Pardon Mirket. Karnım çok acıktı da. Gofret var mı? Paketsiz de olur yani. Ne alaka şimdi Uyuz Tanju? Köpekler et yer bir kere. Sen niye gofreti bu kadar çok seviyorsun? Çok tatlı oluyor. O yüzden Remzi. Maalesef Uyuz Tanju, üzgünüm şu anda laboratuvarımızda. Gofret bulunmamakta. Necati, senin bu formülü bilmenle benim icadım tamamlanmış oldu, biliyor musun? Beni burada 5 dakika bekleyin. Mirket, varsa içeride bir tane de gofret getirsene. Necati'nin sayesinde. İşte icadım tamamlandı. Bu ne icadı Mirket? Ne işe yarıyor? Bu icat aklımızdaki hayalleri okuyor. Sonra ne oluyor peki? Aletin içerisinde bir mekanizma var. O mekanizma hayallerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bize bildiriyor. Ona göre o hayalin peşinden gidelim mi? Yoksa hayal olarak bırakalım mı? Onun yolunu gösteriyor. Çok güzelmiş Mirket ya. O zaman aleti çalıştırmaya başlıyorum. Kafanızdaki tüm hayalleri okuyacak. Haberiniz olsun yani. Üf ya, hayalle falan ne işimiz var şimdi? Benim karnım çok acıktı. Acil muz yemem lazım. Vallahi hayali falan bırakalım da benim de bir an önce büyük bir eve çıkmam lazım. Yoksa kendime Necati ile birlikte oyun oynayacak bir alan bulamayacağım. Dışarılarda çok üşüyorum. Artık bir işe girip çalışsam mı? Hem de beni sıcak tutacak bir iş olsa ne güzel olurdu. İnşallah ilk deneme başarılı olur. Yoksa tüm mahalleye rezil olurum. Hadi icadım, lütfen güzel çalış. Yoksa görüştüğüm fabrikayla işimi bağlayamam. Feride'nin istediği eşyaları alamam. Evde huzursuzluk çıkar. Lütfen. İnanmıyorum, inanmıyorum çocuklar. Ne oldu böyle? Remzi, sen niye muza dönüştün? Necati, Necati kocaman bir tane ev olmuş. Uyuz Tanju, sen niye itfaiyeci oldun? Burada neler oluyor? Necati, kafandakileri geçirirken bana çok bakmıştın. Karnım mı acıktı senin? Evet Remzi ya, nereden bildin? Acil muz yemek istedim. Peki ben niye ev oldum şimdi? Hani bugün evde Kadriye bize oyun oynamamıza izin vermedi ya. Kocaman bir evim olsa diye onu hayal etmiştim. Ve galiba hayal ederken ben de sana baktım. Ben de sokaklarda kalmaktan yoruldum. Çok üşüdüm. Beni sıcak tutan bir işim olsun istemiştim. İtfaiyeci Nazmi Usta oldum. Ama benim canım şimdi gofret istemiyor. Çocuklar, maalesef bu alet ters tepti. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Peki ne olacak şimdi? Mirket, bu soruyu bizim sana sormamız gerekiyor. Peki ne olacak şimdi? Bir dakika çocuklar.
Galiba Necati'nin yazdığı formüllerde bir eksiklik var. Bir bakıyorum. İnanmıyorum ya. Az önce ben bunu nasıl gözden kaçırdım? Ne olmuş Mirket? Nerede hata yapmışım? Necati, X yerine Q yazmışsın. Ya Q mu olması gerekiyordu? Ben de ikilem arasında kalmıştım. Bunu mu yazsam, bunu mu yazsam diye. Demek ki ilk aklıma gelen doğruymuş. Mirket, bu kıyafetlerden çok sıkıldım. Ben eski halime geri dönmek istiyorum. Çocuklar, benim bu formülü düzeltmem galiba birkaç saatimi alacak. Sizi şurada biraz dinlendireyim. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Remzi, ne kadar güzel gözüküyorsun öyle. Vallahi karnım da acıkmıştı ha. Mirket, beni burada bırakma. Öf, sıkıldım ya. Ben bu kıyafetlerden ne ara kurtulacağım? Neredesin Mirket? Peki ben yemek yesem midem nerede? Nereye göndereceğim? Ölüyorum açlıktan. Remzi, ben temizlik yapacağım. Hadi dışarı çıkın. Bugün randevuleştik. Harika bir oyunumuz var bizim. Ayol, siz hangi gün randevuleşmiyorsunuz ki? Allah Allah. Tamam, o zaman temizliği siz yapın. Ben oyun oynayayım. Vallahi böylesi daha mantıklı. Ama benim annem gelmedi ki şimdi. Annene ne alakası var? Yani temizlik eşittir annem demek. Ay Necati. Annen gelene kadar öyle pis mi yaşayacaksın? Sen de git evini temizle. Bakayım. Ay, üstün başında kokuyor galiba. Ay, içim kalktı Necati. Hadi hadi, siz de gidin Necati'nin evini temizleyin. Kim bilir ne kadar kirlenmiştir. Yok Kadriye ya. Annem daha geçen hafta gitti. Evet, birkaç çorabım yerde olabilir ama yine de temiz yani her yer. Anlaşıldı Necati. Bize burada yer yok. Hadi yürü yürü. Yoksa temizlik üstümüze kalacak vallahi. Remzi ya, benim çok tuvaletim geldi. Olmaz olmaz. Hadi git başka yerde gir tuvaletine falan. Yok Kadriye, giremem. Vallahi bak, çok fenayım. Özür dilerim. Ben tuvalete gidiyorum. Remzi, o zaman bana tam 3 litre çamaşır suyu alacaksın. Niye Kadriye ya? Evde var, daha dün aldım. Bak, Necati tuvalete girdi. Arkasından her yeri temizlemem lazım. Hijyen Remzi, hijyen. Üf Kadriye, ben çıkıyorum. Necati de arkamdan gelir. Sana kolay gelsin. Ay, uf, yetişemeyeceğim. Üf, şşt, kamerayı çevirin. Bakmayın bakayım bana. Tamam tamam, dönebilirsiniz artık. Remzi'nin banyosu da aynı annemin banyosu gibi. Her yer ne kadar güzel, ne kadar tertipli. Acaba şurada uyusam bana bir şey derler mi ya? Kim o? Necati abi benim, Şakir. Efendim Şakir, işim bitti zaten. Ben de çıkıyorum. Bir dakika bir dakika, çıkma. Kapıyı açabilir miyim? Seninle bir şey konuşmam lazım da. Tamam Şakir, girebilirsin. Necati abi, sana çok gizli bir teklifim var. O yüzden buraya geldim. Kusura bakma yani. Ne gibi bir teklifim var mesela? Burada mı oyun oynayalım diyeceksin? Ama o zaman tuvalete gelenler ne yapacaklar? Alt katta bir tane daha var mı? Çalışıyor mu? Suları akıyor mu? Yok Necati abi, burada demiyorum. Hani dersler başladı ya. İşte benim de artık uzun süreli ders çalışmam lazım. Biliyorsun, artık büyüdüm. Geçen seneki gibi haytalık yapamam. Bu sene daha güzel ders çalışmam lazım. Evet Şakir, katılıyorum sana. Aferin. Tamam da Necati abi, gündüz biliyorsun arkadaşlarla sokağa çıkıyorum. Ben de ne zaman ders çalışacağım? Ne zaman Şakir? Akşam. Yemekten sonra ders çalışmak istiyorum. Ama bu sefer de yorgun olduğum için çok uykum geliyor. Peki ben ne yapabilirim Şakir? Gideyim Mirket'ten uykusuzluk iksiri mi isteyeyim yoksa? Yok Necati abi, ben diyorum ki benim odada seni saklasak. Hani büyükler kahve içip uykusunu dağıtıyorlar ya. Ben çocuk olduğum için kahve zararlı olabilir. O yüzden kahveyi benim yerime sen içsen diyorum. Şakir, kahveyi ben içince benim uykum kaçacak. Ama senin hala uykun olacak. Ben bir şey anlamadım vallahi. Ya Necati abi, hani sen bir filsin ya. Kahveyi içip yüzme fırlatacaksın. Böylece benim uykum kaçacak ve ders çalışıp çok başarılı bir öğrenci olacağım. Şimdi anladım Şakir. Anladım anlamasına da. Ben senin odaya nasıl geleceğim gece vakti? Kadriye beni kıtır kıtır keser valla.
Ben anlamam Necati abi. 40 yılın başı bir şey istiyorum işte. Camdan gir, kapıdan gir, bacadan gir. Gerisini halledeceğim dedim. Çok ağır bir şey istiyorsun benden. Bunu biliyorsun değil mi? Sen halledersin. Görüşürüz. Çok zor bir görev beni bekliyor. O zaman ne yapıyoruz? Karnımızı doyuruyoruz. Çünkü zor görevler öncesi benim hep karnım acıkır. Remzi! Köşede yeni bir kebapçı açılmış biliyor musun? Kadri, ellerine sağlık evladım. Benim zaten çok uykum geldi. Hadi iyi geceler. İyi geceler Peyam Baba. Remzi biliyor musun ya? Benim de çok uykum geldi. Ben de yatıyorum. Zaten çocuklar da odalarında. Hadi sana da iyi geceler. Aa, herkes gitti. Ben ne yapacağım şimdi tek başıma? Sanki benim de üstüme bir ağırlık çöktü gibi. Ben de gideyim yatayım o zaman. Bakayım. Ooo, herkes yattı. Ortam boşaldı. O zaman ne yapıyoruz? Cumburlop atlıyoruz. Oh! Kol kırılır yen içinde kalır diyorlar ama benim yen de kol da her seferinde kırılıyor ha. Sessiz olmam lazım. Şimdi tam rota ileri. Şakir'in odası. Üf Necati abi nerede kaldın? Hadi gel. Uykum gözüme vurmaya başladı bile yani. Geldim Şakir. Nasıl geldin Necati abi? Sorma Şakir ya. Çok zor oldu. İlk önce dama çıktım. Sonra evi gözetledim. Baktım herkes yattı. Ben de damdan güm diye yere atladım. Hala kolum acıyor yani. Haftalık harçlıklarımı biriktirip söz sana 2 tane lahmacun ısmarlayacağım. Ya tamam o zaman Şakir. Ben her akşam gelirim. Kahveyi hazırladın mı? Hazırladım Necati abi. Bak tam arkanda yatağın üstünde. Ama Şakir bu çay. Yok Necati abi. Anlaşılmasın diye onun içinde yaptım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bana bir de anlatır mısın? Şimdi Necati abi sen o kahveyi içiyorsun ve hortumunla bana fışkırtıyorsun. Böylece ben biraz daha ders çalışacağım. Tamam Şakir anlaştık. Höpürdedi. Hadi Necati abi fışkırt. Gerçekten kendime geldim valla. Tam 1 saat daha ders çalışabilirim. Şakir bu 1 saat içerisinde ben ne yapacağım peki? Dolaba saklan Necati abi. Gelen giden olursa seni görmesinler. Tamam Şakir. Eğitim için katlanacağız değil mi? Tabii Necati abi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. O zaman bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Evet. Nerede kalmıştık? Eyvah. Biri geliyor galiba. Necati abi sakın sesini çıkarma. Tamam Şakir. Oğlum ne yapıyorsun gece vakti böyle? Hiç gürültün bitmedi ha? Hakikaten Şakir ne yapıyorsun? Ne? Bu ses de ne? Necati'nin sesiydi bu. Nereden geldi? O gitmedi mi yoksa eve? Necati? Bu sefer nerede saklandı? Ben eminim. Onun sesiydi bu. Çikolata Necati. Gene kolum acıdı Remzi. Necati, gecenin bu saatinde Şakir'in gardırobunda ne işin var senin? Necati, sen nasıl böyle karardın? Kahve içmekten Remzi. Şakir dedi de. Şakir, çabuk bir açıklama getir. Anne, ders çalışmak için Necati abiyi çağırmıştım da. Hani biz çocuklar fazla kahve içemiyoruz ya. Ben de ona kahveyi iç, yüzüme sıçrat. Böylece uyanık kalayım ve ders çalışayım dedim. Bir dakika burada beni bekleyin. Hiç kıpırdamayın. Eyvah Necati. Kadriye çok kızdı. Mirket'in laboratuvarından getirdiğim formülü üstüne atayım da sen de gör gün Necati. Al sana. Kadriye ne attın Necati'nin üstüne öyle? Hayır. Kadriye nereye gönderdin çocuğu? Uzaklara Remzi. Çok uzaklara. Oh canıma değsin. Ama anne ya.